Kadın mutlu etmede markayım ya. Şuna bak, eve yaslı giren şen çıkıyor. Ne gülüyorsun, sarışın bomba. Abi, Aslı'nın günü bombaymış ya, bak dinle. Ekim 2010. Bugün Burak'ın doğum günüydü. Her doğum gününde içimde bir üzüntü oluyor. Burak annesine sarılırken gözlerimi kapattım. Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Ay bıraksın bu işleri. Pasta sevmiyormuş da bilmem ne. Hayrın eklerini götürüyordu ama. Sen ne saygısız bir insansın ya. Benim tabletimi bana sormadan, kızın günlüğünü ona sormadan. Ha çok pardon. Sen çünkü izin alarak okuduğun için. Böyle gülmedim ama. Ayıp denen bir şey var. Ya sen ayıp ayıp biliyor musun sanki Uzay? Seni gördükçe bildiğimi anlıyorum. Kızın hisleri bu be. Böyle gülünür mü? Bu Aslı artık bende gerçekten kabus haline dönüşmeye başlıyor. Sen de mi aşık oldun ona? Saçmalama. Ateş de aynen böyle diyordu. Ya başlatma ateşine. Ne aşkı? Ben insan olarak seviyorum onu. Ay kıyamam. İnsan olarak seviyormuş. Ya eşya olarak, insan olarak, hiçbir şey olarak sevmeyeceksin arkadaşım. Sana mı soracağım ya? Evet, bana soracaksın. Pardon ama ne alaka? Çünkü burada geldim, seni seven tek insan olarak duruyorum. Sana bir şans veriyorum. Sevmek böyle bir şeyse. Evet, böyle bir şey de seni bilmemen normal tabii. İyi ki bilmiyormuşum. İstemiyorum. Benim önemsediklerimle dalga geçen birini istemiyorum. Aslı mı o önemsediklerin? Ne ilgisi var ya? Ben bir şeyi önemsiyorum diyorum. Onunla dalga geçemezsin. Bak çok ağlarsın Uzay. Zaten ağlıyorum. Sen bilirsin. Çık git evimden. Bu saatte. Ya sanki minibüse bindiriyoruz. Arabam var. Çık git. Bak bir Aslı iki sen. Bana yalvaracaklar listesinin başındasınız artık. Ateşi geçtiğim için çok mutluyum. Aşkta değilse de nefrette. O da bir şey. Allah'ım yalnızlık paylaşılmıyor yemin ederim ya. Ne var lan, ne geldin sen yine? Ateşi görmem lazım. Dayak mı yemen gerekiyor? İstersen şöyle yapalım kardeşim. Ben seni döveyim onun yerine biraz. Sonra o gelince devam eder. Bir notunuz varsa ben alayım gibi düşün, olur mu? Kelebek, arkadaşım bak, seni pek sevmediğim sır değil. Ama şu an gerçekten uğraşamayacağım. Benim ateşi görmem lazım. Ateşin kayıp ikizini mi buldun Yozgat'ta? Ha? Al bir nickname, sahne ışıkları diye yazarsın. Espri makinesine denk geldik, iyi mi? Ateşe söyler misin? Aramış, ulaşamamış, senden haber bekliyor diye. Lütfen. Hiç aynı dili konuşmadığımız hissine kapılıyorum. Su. Ne yapıyorsun ya? Su. Ateş yalnız bırak biraz. Ne biçim iş bu ya? Aklım almıyor. Ne değişik insanlar bunlar. Benim de almıyor. Annen ne durumdadır kim bilir? Yani ne olacak şimdi? Sizin kardeşiniz mi olacak? Ne kardeşi ya? Aslı, ne diyorsun sen? Ama öyle. Değil öyle falan. Olmaz yani kardeş. Ne bileyim ya, bilmiyorum ki. Gerçekten bilmiyorum. Delirmiş bunlar. Her şey beklenir. Ben annemi nasıl koruyacağım? Boşamış gitmiş hakim. Artık annenin değil, senin sorunun. Annenin bir bağı kalmadı ki. O ruh hastası bırakmaz ki peşini. Bak, bizim ağaçtan selam söyledi sana. Dedi ki, o var ya, o her şeyin üstesinden gelir. Thank you.
Uzay'la konuştum ben akşam. Ne? Duyarsın falan, kızma sonra. Ne alaka? Yokmuş annem. Kandırmış beni. Bayağı derin. Çok kötü oldum Ateş. Umutlanmıştım biliyor musun? Acaba demiştim. Babanı bilmiyorum acaba. Babamın adını andığım anda kavga çıkıyor. Bilmiyor. Bildiğini sanmıyorum. Yani ne oldu da bu kadar oldu peki? Bilmiyorum ki. Üzülme. Uzay'ın böyle bir herif olduğu zaten belliydi. Biz ararız. Buluruz belki. Annemin yüzünü bir kere görsem. Neden desem. Ne oluyor bize Ateş ya? Niye her şey üst üste geliyor? Birbirimize daha iyi kenetlenelim diye. Birbirimizin kıymetini daha iyi bilelim diye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.